Milletin değerleri hiçe sayıldı. Milli irade bir kez daha sekteye uğradı. Türkiye tarihinin en karanlık süreçlerinden biri. 28 Şubat 1997. Tarihe postmodern darbe olarak geçen ve toplumla siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 24 yılı aşkın bir süre oldu. O karanlık dönemin üzerinden yıllar geçse de hafızalarda bıraktığı acı halen tazeliğini koruyor. 1997 yılında özellikle mütedeyyin insanların ötekileştirilmesiyle ilgili bir süreci ülkemizde yaşadık. Ve 28 Şubat sürecinde milyonlarca insanın mağduriyeti söz konusu oldu. Gerek İmam Hatipler üzerinden tüm meslek lisesi mensupları, gerek başörtülü öğrenciler noktasında büyük mağduriyetler yaşandı. Bu 28 Şubat'ın görünen yüzüydü. Gerekçeleri farklı olsa da aslında 28 Şubat'ın ana hedefi Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı başbakanlık koltuğundan indirmek ve milleti dini değerlerinden uzaklaştırmaktı. Senaryolar yazıldı, hazırlanan tiyatro sahneye konuldu. Dönemin paşaları da hiçbir şeyden haberleri yokmuşçasına o tiyatroyu izledi. Oyunun sonundaysa kaybeden demokrasi, milli irade ve bu vatanın öz evlatları oldu. Bu görünen yüzün arkasında aslında devlet kurumlarının çok büyük zarara uğratılması, devlet kaynaklarının bir yerlere aktarılması şeklinde bir yön olduğunu görüyoruz. Yani görünen yüzün arkasında asıl yön devletin maddi kaynaklarının bir yerlere hukuka aykırı şekilde aktarılmasıydı. Türkiye 28 Şubat'ın bedelini çok ağır ödedi. Siyasi krizleri ekonomik krizler takip etti. Bu krizler toplumun geniş kesimlerinin belini büktü. İstikrarsızlık, güven bunalımı ve yolsuzluklar Türkiye'ye milyarlarca dolar kaybettirdi. Sadece batan bankaların ülkeye bedeli 80 milyar dolar oldu. 28 Şubat'ın askeri boyutundaysa 28 Şubat cuntacıları FETÖ'cüleri hızla terfi ettirirken bir yandan da sözde FETÖ'yle mücadele ediyordu. 28 Şubat sonrası FETÖ'cülerin askeriye içindeki yükselişi daha da hız kazandı. Elbette 28 Şubat'ın travmalarını atlatmak kolay olmadı. Devletiyle, milletiyle Türkiye yıllar süren uğraşlarla toparlandı ve istikrar sağlanabildi. O dönemin aktörleri ise bir bir yargı önüne çıkarıldı ve çıkarılmaya devam ediliyor. Bin yıl sürecek denilen o sürecin hesabı tek tek soruldu. Aç kapıyı, kapıyı aç. 28 Şubat davası sanıklarının cezalarının verilmesinde sona gelindi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında emekli orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Artık junta heveslilerinin, juntacıların da cezaevine girdiğini toplum tarafından görülmesi, suçluların cezaevlerini çekmeye başladıklarını görmeleri anlamında infazın bir an önce başlaması herkesin bir haklı beklentisi durumundaydı. Nihayet dün itibariyle bu yakalama emri noktasında infazla ilgili sürecin başlaması noktasına gelindi. Sanıklar olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti İcra Heyeti Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçu bakımından müşterek fail olarak sorumlu tutuluyor. Diğer yönü itibariyle bu insanların cezalarını çektiğinin herkes tarafından görülmesi, bilinmesi artık bu ülkede darbe heveslilerinin sonuçlarını, akıbetlerini görmeleri açısından da bir ibret olacaktır.